Evet, bugünkü çalışmamızda QR kod oluşturmayı öğreneceğiz. Bunun için Google'a QR Code Monkey yazacağız. Ve bu siteyi açacağız. Eğer siteyi açamazsanız, telefonunuzdaki QR kod okuyucuyla bu kare kodu okuttuğunuzda yine bu siteye gelebilirsiniz. Şimdi öncelikle biz konuştuğumuz gibi QR kodun içine bir metin yerleştireceğimiz için burada URL değil de hemen yanında bulunan text sekmesini yani metin sekmesini açalım. Açtıktan sonra buraya bir kere tıklıyoruz ve himleç yanıp sönüyor bakın. Buraya robot kolumuzun, tasarladığınız robot kolun özelliklerini yazacaksınız. Mesela robot kolum 360 derece dönebilir gibi. Böyle yazdık. Daha sonra bu robot kolun markasını, benim robot kolum RoboSurf olsun. Ve adımı yazıyorum. Soyadınızı yazmayın. Kısaltabilirsiniz. Şöyle. Grup adınızı yazabilirsiniz. D1 işte hafta içi akşam 15 diyeyim gibi. Yazdıktan sonra artık QR kodumuzun renklerine biraz bakalım. Hemen altında bulunan bakın buraya nasıl geldik? Şuradaydık. Şuraya set colors diyor. Bakın renk. Artıya tıklıyoruz bir kere. Ve siyah rengin üzerine tıkladıktan sonra rengin herhangi bir yerine tıkladığımızda burada bize renk seçenekleri açılıyor. Ben maviyi tercih ettim. Siz başka bir renk tercih edebilirsiniz. Eğer QR kodunuz tek renk değil de iki renkten oluşmasını istiyorsanız hemen yanında bulunan diğer renk seçeneğini de seçip yine aynı şekilde onun üzerinde de renk paletiyle oynamak suretiyle farklı renkler elde edebilirsiniz. Rengi de bu şekilde ayarladıktan sonra sıra geldi logomuzun yerleştirmeye, yani yaptığınız robot kolun resmini içine yerleştirebileceksiniz QR kodunuzun. Bunun için bilgisayardan ya da tablet, hangi cihazdan çalışıyorsanız resimler klasörünüzden resminizi ekleyebilirsiniz. Ben hemen şu resmi ekleyeyim. Yine sosyal medya ikonlarını yerleştirebiliyoruz ama biz bugün bunu lütfen kullanmayalım. Sadece yaptığımız robot kolumuzun resmini ekliyoruz. Ve en sonunda da biraz QR kodumuzun desenleriyle oynayacağız. Şimdi QR kodda dikkat ettiyseniz köşelerinde, üç köşesinde böyle kareler var. Bunların şekillerini buradan değiştirebiliyoruz. Buna tıkladım mesela. Sonra Create QR Code dedim. Yani oluştur dedim. Bakın benim yapmış olduğum tüm değişiklikler geldi. Köşelerdeki bu şekiller değişti. Eğer bunu beğenmediysem, başka bir şekil istiyorsam ona tıklayıp yine Create dediğim zaman farklı bir şekil aldı. Şimdi buradan ise yine QR kodun üzerinde bulunan şu şekilleri değiştirebilirsiniz. Tekrar bir bakalım. Evet, bunlarla deneyerek bunları. Şimdi de en altta şunu seçeyim. Create dedim. Bakalım neresi değişti. İç kısımları, şuradaki şekiller değişiyor. En alttaki bu şekiller de o işe yarıyor. En son kararım bu olsun. Create dedim. Ve bakın içindeki şu şekilleri değiştim şunu seçtiğim için. Şimdi tamam hazırladık. Ne yapacağız? Resim olarak indirmemiz gerekiyor. Bunun için şurada Download PNG diyor.
PNG resim dosyası. Bunu indir dediğimiz zaman klasörümüze nereye kaydetmek istiyorsak oraya iniyor. Daha önce bir tane indirdiğim için onunla karışmasın. Şuraya ben isim vereyim. 1-1-1 diyeyim mesela. Masa üstüne indiriyorum şu anda. İndi. Bunu şimdi götürüp nereye yükleyeceğim? Şöyle bir açalım. Bakın bu şekilde bir QR kod elde etmiş olduk. Bunu ilgili ödevin ekine yüklüyorsunuz Google Classroom'da. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Yine bu QR kod Monkey aracıyla farklı çalışmalar yapacağız.